Başladık hocam. Hoş geldiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar dileriz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu toplantımızın bizler için ve sizler için verimli ve bereketli geçmesi duasıyla başlayalım inşallah. Geçen hafta kitabımızın 3 ve 4. bölümlerinin tahlilini yapmıştık. Sanat fenomeni ve ahlak bölümleri. Bu hafta ise 5. bölüm kültür ve tarih ve 6. bölüm üzerine konuşacağız inşallah. Aynı zamanda 4. bölümün bir alt başlığı olan sözde kamu menfaati ahlakını da değinmiş olacağız. Hocamızın geçen haftaki söylediğiyle. Programa başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Sosyal medya hesaplarımızdan da duyurmuştuk. Bu oturumlarımızın sayısını artırma kararı aldık. Önümüzdeki başlıkları daha detaylı bir şekilde ele alabilme adına. Yani bundan sonra bir değil inşallah 3 tane daha oturumumuz olacak. Ve yine programın sonuna kadar bize chat kısmından sorularınızı yazabilirsiniz birinci kısımla alakalı. Onları da yayının sonunda vakit ayırmaya çalışacağız. Hocam, geçen hafta sözde kamu menfaati ahlakını tekrar okuyalım demiştiniz. Evet. Dilerseniz oradan başlayalım. Hadi bakalım. Siz dinliyorum. Tamam. O zaman ilk soru Büşra arkadaşımdan gelebilir. Merhaba herkese. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Şimdi hocam ben ilk başta kitaptan bir parça okuyup ondan sonra yine soruyu sormak istiyorum. Aynen. Bir Amerikan kriminoloğu öyle görünüyor ki bir öldürme olayı ne kadar fazla fayda temin ederse failin yakalanıp cezalandırması için de o kadar az ihtimal vardır şeklinde bir cümle geçiyordu metinde. Ben buradan hareketle biraz düşündüm kamu ahlakı üzerine, kamu menfaati üzerine. Şöyle bir soru geldi aklıma. Kitapta hani ben ahlakın ne olmaması gerektiğine dair bir cevap alıyorum. Ama ne olması gerektiğine dair hani bu ahlakı belirleyen şey nedir? Vicdan mıdır, akıl mıdır, şeriat mıdır, işte toplumun genel anayasası mıdır? Buna tam olarak bir cevap alamıyorum ve aklımda bir soru daha oluşuyor. Peki eğer hani yapılan şey gerçekten toplumun menfaatini gerektiriyorsa fakat olumsuz bir davranışsa mesela minhutçuluk gibi. Bu durumda biz bunu ahlaklı kabul edebilir miyiz? Şimdi bunu sözde kamu ahlakı üzerinden yürüyoruz değil mi? Evet. Şimdi şöyle, yani ben sözde kamu menfaati ahlakını aslında bir anlamda da gündemimize almanın çok önemli bir mesele olduğunu şundan dolayı söylemiştim. Bir kez İslam toplumları, yani bugünkü mevcut olan işte İslam ülkelerinde ki bu, yani buna yatkın olan bir düşünce var. Yani şöyle bir şey kamu ahlakı, yani bir şey kamunun, yani bireyin kendi menfaatine uygun olmuş olan bir şeyde kamuda oluşmuş olan bir hatayı görmemezlikten gelme. Genellikle İslam toplumlarında bu çok egemen bir şey. Neden? Çünkü iktidarın kaybı o bireyin yani o kusuru görmeyen bireyin birçok kazanımını elinden almış olacak. Dolayısıyla bu çokça tartışılan da bir konudur. Dolayısıyla kamu menfaati için bunu görmemek mi gerekiyor? Bu bir önemli bir şey. Aliya bu konuda diyor ki bu aynı zamanda bir ahlakın inkarıdır. Yani her halükarda insanın ne pahasına olursa olsun mutlaka ahlaki ölçüler içinde olmuş olması gerekiyor. Bundan dolayıdır ki bu bölümü aslında tekrar okunması gerektiği ile ilgili yani gerektiği üzerinde durmuş oldum. Çünkü ben de okurken aynı şeyleri hissediyorum. Yani buna biraz da şey denir. Buna nasıl bir kavram yerleştirilmiş onu düşünüyorum şimdi. Yani maslahat gözetmek. Şimdi kamunun kamuya karşı maslahatı ayrıdır. Bireyin kamuya yönelik maslahatı ayrıdır. Yani bununla ilgili çok somut bir örnek vereyim. 2003 tarihinde Aliya bana şeyi sormuştu. Bu İslam dünyasında özellikle Batı literatüründe, yani Batı kaynaklarında İslam dünyasında çok ciddi yolsuzlukların olduğu ile ilgili şeyler var. Metinler var. Yani notlar var. Yani kolaps, yani yolsuzluk böyle çok şeydir. hatta buna
çok yakın komşumuz olan Azerbaycan'da şey derler. Hürmet, hürmet. Yani şeyi de vardır bunun. Yani bir karşılığı da vardır. Batı toplumları İslam dünyasında bu yolsuzlukla ilgili olan şeyde ona belirli bir pay ayırmışlardır. Yani beklenmeyen ki girerler gibi veya ekstra şeyler gibi ayırmışlardır. Ali ya bana şeyi sormuş. Ya ben bunu anlamıyorum. Yani bir Müslüman adam nasıl yolsuzluk yapabilir? Ve yolsuzluk yaptığı bilindiği halde o toplum ona nasıl tepki göstermez? Ben de ona şeyi anlatmıştım. Genellikle yolsuzluk yapmış olan, yani kamuda olup da yolsuzluk yapmış olan bireyler kendilerini davanın hangi dava ise, yani seküler bir dava ise seküler, milliyetçi bir dava ise milliyetçi, İslami bir dava ise İslam, onun vazgeçilmezleri olarak kabul ederler. Yani ben vazgeçilmezim, ben bu davanın bireyiyim, dava benimle özdeşleşmiş. Dolayısıyla benim o konuda yaptığım şey dava ile özdeş olduğu için meşrudur. Böyle bir zihin algısı gelişir ve sonra olmuş olan meşruiyet kazanır. O da pratik olarak söylüyorum bunu. Bana Aliye demişti ki, hangi ulvi amaçla olursa olsun, hangi ulvi amaçla olursa olsun, bir insanın elinin Beytülmal'e uzanmış olması günahtır, haramdır. Çünkü o ulvi amacın olup olamayacağı, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine Allah karar verir. Ama o eylem bir şeydir. Yani ahlaki değildir. Dolayısıyla bu kamu ahlakını biraz da bu çerçeve içinde ele alalım demiştik. Şimdi Aliya ahlakı sizin bahsettiğiniz gibi ahlakın nasıl olduğunu anlamamız konusunda şöyle yaptı. Aliya ahlakla dini birbirinden ayrıştırıyor. Sonra ahlakın dinden neşet ettiğini ve dinin önemli bir parçası olduğunu bize söylüyor. Şimdi bu bugüne kadar geldiğimiz bütün bu okumalarda Doğu ile Batı arasında, Doğu ve Batı arasında İslam. Kitabın esas orijinali odur. Doğu ve Batı arasında İslam. Burada yaz, benim son baskısında yazmıyor. Doğu ve Batı arasında İslam kitabında Ali aslında bir şey yapıyor. Hani başta neydi Aliye? Dünya şeyini üçe ayırmıştı. Ne demişti ona? Hayatta yalnızca üç çeşit bütünleyici dünya görüşü ki bundan fazlası olamaz mevcut. Başa dinelim, giriş kısmına gidelim. Hayatta üç çeşit bütünleyici dünya görüşü var. Başkası da mümkün değildir diyor. Nedir bunu? Birincisi, var mı arkadaşlar aklında kalan? Ben şu an açtım hocam. Dini. Biri dini. İki, materyalist. Harika. Üç, İslam. İslami görüş. Şimdi aslında Aliya dinle İslam'ı, şimdi henüz İslam'ı ele almıyor. Dini ele alıyor. Yani Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar, Hazreti Peygamber'le ilgili değil, o daha sonraki bölümlerde biz bunu göreceğiz. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İsa'nın şeyine kadar gelmiş olan bütün bir din öğretisinin, buna hatta İslam'dan da örnekler var, pardon, onu İslam'ı da dahil ediyor çünkü ayetler alıyor. O öğretinin ortaya koyduğu insan ve toplum, insan ve sanat, insan ve bilim, insanın yaratılış evresi. Az önceki sohbette de söylemiştim diğer arkadaşlara, insanın yaratılış tahayyülü, tasavvuru, kabulü onun hayattaki bütün izlediği yöntemi belirliyor. Bundan dolayıdır ki hani semanın prologu kavramı, yani insan göksel bir varlıktır. Gök dediğimiz, yani bu gök anlamında değil. Yani insan semanın dışında var edilmiş bir varlık ve semaya indirilmiştir. Semanın prologu bu. Eğer insan hariçten gelmişse İşte onunla ilgili birçok şey oluşuyor. Ama yok, hayır, insan bir zoolojik evrenin sonucunda, yani evren kuruldu, evrende canlılar oldu, canlılar mutasyona uğradı, onun sonucunda bir insan teşekkül etti. Güçlü olan ve
zeki olan hayatta kaldı gibi bir anlayışla daha çok bilimin ve materyalizmin üzerinde durduğu alan budur. Bundan dolayı bir parantez açarak şunu söylemeliyim gençler. Bu kitabı tekrar tekrar okumamız gerekiyor. Hakikaten çok içselleştirmemiz gerekiyor. Belki bugün yeni yazılmış olanların, yani şöyle anlatabilirim. Dün bir arkadaşın, bilim felsefecisi bir arkadaşın bir sunumunu izledim. Orada şöyle bir not düşüyor. Hatta Gazali'den alarak. Diyor ki, Gazali Mustafa'sının girişinde, ön sözünde şöyle diyor. Bu evrim teorisiyle ilgili. Biliyorsunuz Müslümanların kendi içinde de evrim süreci bir tartışma konusudur. Hatta genel geçer, yani şimdilik yeni modern çağlarda, modern zamanlarda genel geçer bir şey kabul edilmiştir. Nedir o? Ya evrim, aslında din evrime şey yapmıyor, itiraz etmiyor. Doğru mu söylüyorum? Bana itiraz şey yapabilirsiniz gençler. Katılın yani sürece. Diyor, yani genel geçer şu andaki felsefecilerin ve şeylerin, bilim adamlarının, yani Müslüman bilim adamlarının ve felsefecilerinin genellikle söylediği şey bu. Din bu konuda belirli bir belirleyiciliği yok. Bu konu biraz muğlak, yani şey, soft. Dolayısıyla ne reddediyor ne de kabul ediyor. Yani dolayısıyla insanın iradesini bu konuda özgür kılıyor. El Mustafa'sında çevirisinde El Mustafa'sında diyeyim ben, daha rahat olsun. Ön sözünde şöyle diyor. Şeyler diyor, imamlar diyor, yani din adamları diyor, bilim adamlarıyla tartışmamalıdırlar. Çünkü bilim adamları onları şey yapabilirler, yani o münakaşada, o cedelleşmede, o diyalektikte onların karşısında güçlü argümanları çıkabilirler ve onlar yenilebilirler. Dolayısıyla din bu konuda şeyini kaybeder. Aynı şekilde çağdaş bir örnek veriyor. Diyor ki imamlar biyologlarla tartışmamalıdır. Çünkü biyologlar o yaratığı, yani insan biyolojisini çok iyi bildikleri için veya canlı biyolojisini iyi bildikleri için getirecekleri örneklerde imamları mat edebilirler. Dolayısıyla din bundan zarar görür. Ya kardeşim, ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Tam bu noktada bu kitap Ali'ye bütün batılı bilim felsefecileri, edebiyatçıları, sanatçılarının kendi eserlerinden yola çıkarak bu konuya açıklık getirmeye çalışıyor. İnsan sosyal bir hayvan mı, akıllı bir hayvan mı, örgütlenebilecek bir hayvan mı, yoksa insan bütün bir donanımıyla yeryüzüne indirilmiş olan o eşrefi mahluk dediğimiz bir yaratılmışların en yücesi mi? Onun içinde birçok şey anlam ifade ediyor. Diyor ki Ali'ye, geçmiş dönemlerimizde var, onun için özet olarak alayım onları. Ali'ye diyor ki, insan diyor, özgürlüğü, insanın özgürlüğü, eşitliği ve ahlakı yaratılmış olmuşsa bir anlam ifade eder. Zoolojik evre sonucunda hayatta kalmış olan, yani güçlü bir varlık olarak hayatta kalmış olan insan için özgürlük, eşitlik ve ahlak anlamını yitirir diyor. Bunun için de bundan sonraki bölümde göreceğimiz şey de kültür ve medeniyet bağlamına gelir. Buna yaptığı şey şu: dinin ahlakı önce soyutlamak, sonra onun ahlak dediğimiz kavramı bizatihi zaten dinin kendisinden neşet ettiğini ortaya koymak. Sanıyorum cevap oldu mu biraz? Evet. Devam edelim. Evet hocam, oldu. Teşekkür ederim. Yani soyut değil. Ayrı ayrı ama bir kaynaktan neşet etmiş olması. Her ikisi de tanrısal. Tamam, o zaman ikinci soru için Talha'ya yine bu başlıkla alakalı bir soru vardı hocam.
Hocam ben yine Aliyan'ın savaş yıllarındaki izlediği siyasete dair bir soru soracağım. Tabii. Kamu menfaatini, sözde kamu menfaatini önceliyor. Kamu menfaatini bir çeşit bencillik olarak nitelendirip onun yerine insanlık menfaatini öncelemenin çok daha ahlaki olduğunu düşünüyor ve söylüyor. Savaş yıllarında yaptığı bir şeyi söyleyeceğim. Sırplara karşı Hırvatlarla bildiğim kadarıyla işbirliği yapmıyor. Yani bu bir benzer bir örnek daha. Mesela kiliselere de asker yolluyor korumaları için. Bu yaptığı hareketler acaba bunu düşüncesinden ileri gelen, yani insanlık menfaatini öncelemesinden ileri gelen hareketler midir? Şimdi bu savaş, yani aslında bütün bu şeyin İslam deklarasyonu Doğu ve Batı arasında İslam ve özgürlüğe kaçışım gibi eserlerinden neşet ederek, çünkü onlar liderliğinden önce yayınlanmış oldukları için kendi bir anlamda da hayatının temelini oluşturuyorlar. Hayatının temelini oluşturuyorlar. Dolayısıyla bütün bunlardan yola çıkarak onun nasıl bir uygulama yaptığı bizim için son derece önemliydi. Çünkü biz Aliye'yi liderlik içindeki pratik uygulamalarıyla tanıdık. Yani onu bir mütefekkir kitaplarını yazar, onu o şekilde tanırsınız ama Aliye'yi farklı kılan şey şu, yani o bilgeliğin yanı sıra liderliği. Bir anlamda da Eflatun'un devlet ütopyası. Yani Eflatun bir devlet kitabını yazınca Eflatun'a diyorlar ki sen bu devlet, Platon değil mi? Yanlış demiyorum. Eflatun. Ona diyorlar ki sen bu devlet ütopyasını, yani devlet kitabını yazdın. Bir de ütopya. Devlet ütopyası veya devlet. Bunu uygulama alanı sana verelim. Yani seni o zaman Yunanistan'ın, o zaman Yunan medeniyetinin veya Yunan devletinin bir adası olan bugünkü Sicilya, o dönemki ismi Siraguza, oraya gönderiyorlar onu. Diyorlar ki git orada, o adada bunu bir uygula. Yani o utopya olan şeyini, devlet anlayışını bir uygula. Eflatun Siraguza'ya gider ve devlet ütopyasını uygulamaya çalışır. 3 ay içinde büyük bir isyan çıkar. Hatta yani Siraguza'da halk sokaklara dökülür. Büyük bir isyan çıkar. Eflatun canını zor kurtarır. Üstelik işin ilginç yanı, Arşimet Siraguzalıdır. O büyük şeyde, isyanda Arşimet ölür. Yani en azından ben öyle şey yaptım. Yanarak ölür. Evinde yanarak ölür Arşimet. Yani her zaman için bilgeliğin ortaya koyduğu bir kısım kavramlar onun liderliğinde mutlak anlamda karşılık bulamayacağı ile ilgili örnekler var tarihte. İlk defa hem bir bilge peygamberlerin dışında, hem bir bilge hem de bir devlet adamı profilini yani İslam dünyasında biz Aliya'da gördük. Yani yakın çağdaş dünyada Aliya'da gördük. Dolayısıyla bu bizim ilgimizi onun üzerine daha çok yönlendirdi. Yani düşünceleriyle eylemi arasındaki şeyi, koordinasyonu veya korelasyonu nasıl kuracaktı? Bu çok önemliydi. Ve yani kendisi evrensel bir düşüncenin ve evrensel bir aklın bağlısı olduğu halde o yerellikten nasıl kurtulmuş olacaktı? Bu çok önemli bir şeydir bu. Yani o milli ve yerli olmak gibi bir kavram bugünlerde siyasetin dilinde de var. Buradan nasıl çıkıp evrensel bir düşünceyi hala koruyor olacaktı? Bu bizim için son derece anlamlı oldu. Dolayısıyla ilgimizi bu yönde çekti. O savaş dönemindeki uygulamaları bir anlamda kendi kitabının da pratiğiydi aslında. Kendi inançlarının pratiğiydi. Kendi kabullerinin pratiğiydi. Ve dediğiniz gibi savaş başlamadan önce Aliya sürekli şunun üzerinde vurgu yaptı.
savaşın başlamasını engellemek. O Bosna'da yaşayan, yani Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin, Hristiyan, Katolik ve Ortodoksların ortak bir geleceği beraber kurabileceklerine ve bu tecrübeye sabit, bu tecrübeye sahip olduklarını onlara ifade etti. Onun için savaş başlamadan önce kendisinin herhangi bir müttefik almak diye bir problemi yoktu. Müttefiki yoktu. Çünkü o bütün halklar, yani Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar ve Yahudiler onun liderliği altında Bosna ulusunu oluşturuyorlardı. Bundan dolayıdır ki onun uygulamaları tam da savunduğu o evrensel aklın inşası ile ilgili ve evrensel bir sorumluluk çerçevesi ile ilgilidir. Ve birçok kez de şunu söyleriz. Hani kendisinin sözüdür bu. Bosna Hersek küçük bir toprak parçası değil. Bosna Hersek bir idealdir. Çünkü hangi inanca ve hangi yaşama biçimine ve hangi felsefi anlayışa sahip olursa olsun, yeryüzündeki her insan Bosna Hersek'te özgürce yaşayabileceğine, özgürce inanabileceğine ve inancını yaşayabileceğine dair olan bir düşüncenin ve yerin adıdır. Yani bütün insanlık için bir kurtuluş adasıdır. Belki önümüzdeki dönemlerde bütün insanlığa örnek gösterebileceğimiz yegane yer Bosna Hersek'tir. Farklı inançların bir arada yaşayabildiğine dair olan ümit. Karşılık oldu mu? Evet hocam. Bir şeyi eksik bıraktım. İkinci, bu Hırvatlarla Hırvatlarla olan kısmı onu eksik bırakmadım. Zaten daha sonra evet, evet. Kartları o ittifakı beraberinde getirdi. Bakın size bir ilginç bir örnek vereyim. Bu savaştan bir örnek. Yine pratik bir örnek. 1993 tarihinde Hırvatlar Sırplarla birlikte Boşnaklara saldırdılar, Müslümanlara saldırdılar. Ve o 1993'ün o dönemleri, hatta Kasım ayında Mostar Köprüsü'nü Hırvatlar yıktı, Sırplar değil. Dehşet bir savaştı. O savaşa tanık oldum, dehşet. Yani o kadar dehşet bir savaştı ki Mostar müftüsü ölü insan eti yenilebileceğine dair fetva yayınladı. Yani o anın, o cinnet anının ne anlama geldiğini anlayabilmeniz için söylüyorum bunu. Tam Orta Bosna'da. Orta Bosna'da. Yani Novi Travnik, Vitez ve Foynica'da. Boşnak ordusuna mensup askerler iki tane Frankisken rahibini öldürdüler. Nasıl olduğu bilinmiyor. Fakat o bölgeye Boşnak ordusu hakimdi. Şeydeki Frankisken Kilisesi'nin metropoliti Foynisa'daki Aliye'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki sizin ordunuzun hakim olduğu bir yerde iki tane din adamı öldürülmüştür. Senin bir tanesi kiliseleri korumak konusunda asker şeyini söylemiştin. Ona geleceğim şimdi. İki tane din adamını öldürmüştür. Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Muhammed Sultan Muhammed Fatih Han'ın Foynica Emannamesi, yani kilisemize verdiği sözleşme, ahitleşme, emanname, ahitnamesi burada kilisemizde bir ıslak imzasıyla. Orada diyor ki benim mülkümün altındaki farklı inanç mensupları emniyet içindedir. Onlar ibadetlerini özgürce yapacaklar, işte özgürce seyahat edebilecekler, özgürce ticaretlerini yapabilecekler vesaire vesaire. Bunun üzerine o savaşın en şiddetli olduğu anda en önemli generali Yugoslavya'da silahlı kuvvetler eğitiminde onun teorileri okunan şahsiyet Sefer Halilovic'i, General Sefer Halilovic'i tak görevden alıyor. Neden? Çünkü ordunun başı o, orada öldürülen iki tane rahibin
sorumlusuna ait olan odur. Ve soruşturma yapılıyor ve olayı açığa çıkartılıyor. İlgili olan adamlar ki seven olduğu biliniyor ama yine buna rağmen cezalandırılıyorlar. Neden? Çünkü Aliya şunu biliyor ve öyle diyor kendi ordusuna. Biz çocuklara, kadınlara, yaşlılara, elinde silah olmayan kişilere asla dokunamayız. Biz evleri yakamayız, ibadethaneleri tahrip edemeyiz. Çünkü bizim inancımız bize bunu yasaklamıştır. Dolayısıyla Aliya kendi dünyasını inşa eden görüşler aynı zamanda Aliya'nın pratik hayatında yani savaş döneminde onun en önemli şeyleri olmuştur. En önemli uygulama prosesleri olmuştur. Şöyle diyebilirim. Mesela Boşnak ordusu kendisine gelip diyor ki tıpkı Moğollar gibi davranalım veya Sırp paramiliter güçler gibi davranalım. Boşnak ordusu geliyor diye duyulduğu zaman Sırplar evlerini terk etsinler, köylerinden çıksınlar, kasabalarını terk etsinler. Çünkü Sırp paramiliter güçler katliamlarını yaptılar, tecavüzlerini yaptılar. İnsanlar tıpkı Moğollardan korktuğu gibi yani tıpkı Haçlı istilasında Anadolu ahalisinin korkup da köylerini terk ettiği gibi Aliya onlara diyor ki bizler işte az önce saydığım şeyleri bizler onlar gibi yapamayız. Çünkü onlar bizim öğretmenlerimiz değil. Biz düşmanlarımıza benzeşirsek savaşı kaybederiz. Biz kitaba uymalıyız. Bizim inancımız çocuklara, kadınlara, yaşlılara, elinde silah olmayan kişilere ve ibadethanelere, ticarethanelere ve evlere dokunmamızı yasaklıyor. Bu savaşın en kızgın olduğu anda her şeyi meşru gibi görmüş olan o iklimin onu da öyle davrandırması gerekiyor. Ve o şöyle diyor, şüphesiz hepimizi öldürebilirler ama hiçbirimiz inançlarımızdan ve ideallerimizden asla vazgeçmemeliyiz. Bu zaten Bosna'yı güçlü kılan, Bosna'yı anlamlı kılan ve Bosna'yı bugün insanlığın önüne bir örnek olarak koymuş olan şey bu zemin üzerinde oluştu bu olay, bu düşünce. Evet arkadaşlar, evet, devam ediyoruz. Tamam. Evet hocam. Yani Kamu Menfaati ile ilgili başka sorunuz yok hocam. Sizin de söylemek istediğiniz bir şey yoksa benim 5'e geçelim. Bir anlatayım hocam. Şimdi geçiyoruz. Hadi, tamam. Bölüm 5 kültür ve tarih yani çeşitli alt başlıklardan oluşuyor. İktidai hümanizmde birazcık şöyle söyleyeyim. Benim burada bir sorum var. Eyüp Selim'in burada bir soru soracağım. O inşallah. Teşekkür ederim Sena. Merhabalar hocam. Merhabalar. Saygılarımı sunarım. Orta Çağ tarihçileri, özellikle Batı tarihçileri Orta Çağ'ı karanlık çağ olarak adlandırıyor. İslam tarihçileri buna özellikle karşı çıkıyor. Çünkü İslam'ın altın çağı olduğunu ifade ediyorlar. Aliya da bu konuda okuru yeniden düşünmeye davet ediyor. Fakat bir fark var. Aliya, Batı'nın da aynı zamanda Orta Çağ açısından sanat sahasında benzersiz örneklerinin verildiği üstün, yani kültürel açıdan üstün bir çağ olarak adlandırıyor. Bir anladım ben. Ama aynı zamanda biz biliyoruz ki Batı'da bu dönemde filozofları ezen bir sistem de oluşmuş. Engizisyon mahkemeleri gibi örneklerle. Benim burada sormak istediğim, anlamak istediğim soru şu. Felsefe ve sanat kültürün temel parçaları değil midir? Eğer böyleyse neden böyle bir toplumda farklı görüşlere hoşgörü ortamı oluşmamış? Yani Batı kültür sahasında ileriye gitmişse Orta Çağ sürecinde aynı zamanda niye bir hoşgörü ortamı da ortaya çıkmamış? Bunu sormak istiyorum. Harika, harika. Çok çok güzel. Bu soruya cevap vereyim isterseniz. Şöyle, Batı'da daha çok kültür insanları değil, yani bu karanlık çağ olarak bizim işte Batı'yı değerlendirmemiz, yani modernizm o dönemi bir karanlık çağ olarak nitelendirmiş olması
aslında modern tarihçilerin ortaya koydukları performanslara bakarsak zaten tarihin ele, daha bunu yazarlarken tarihin ele geçiriliş dönemi de oluşuyor ve dolayısıyla geçmişe yönelik hiçbir medeni hareketin olduğunu ortaya koyuyorlar. Ve özellikle 19. yüzyılda işte sömürgecilik, Avrupa aydınlanması ve sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmış olan modern anlayış neyi diyor? Diyor ki yeryüzünde iki tür insan var. Biri hiç medenileşmemiş, işte Afrika yerlileri, Latin Amerika ve Avustralya yerlileri gibi. Bunlara medeniyet götürmemiz gerekiyor. İşte sömürge kültürünün doğuş kısmı burasıdır. İkincisi, daha önce medeniyet oluşturmuş ama şimdi barbarlaşmış toplumlar. Bunlara da medeniyet götürmüş olmamız gerekiyor. Kim bunlar? Müslümanlar, Hindular, Budistler, Konfüçyüsler. Yani doğu toplumu. Onun için Ali'ye aslında orta çağda, özellikle orta çağda kilisenin inancının çerçevesi içinde sizin söylediğiniz bilim adamlarına ve felsefecilerine veya kültür insanlarına yönelik kilisenin uyguladığı o engizisyonu, o inanç temelinde diyor ki bu aslında o inanca göre doğrudu. Çünkü o inanç yanlıştı aslında. O yanlış bir inanç ama o inanca göre o uygulama doğrudur. Ama şunu ekliyor. Diyor ki başından beri şunu diyor Ali'ye. Diyor ki sanat dinden neşet etmiştir. Yani dinin ekseninde gelişmiştir sanat. Materyalizm sanatı geliştiremez. Onu ideolojik bir aykıt olarak kullandığı için alanını daraltmıştır. Çünkü ideolojik olarak kullandığında sınırlamış, yani o özgür düşünceyi ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla sanatın gelişimini bir özgürlük paradigması üzerinden yürütür. Özgürlük paradigmasını da yaratılış üzerinden ortaya koyar. Yaratılış, özgürlük ve sanatın gelişimi. Orta çağdaki sanatın gelişimi özellikle 1400 ve 1500'lü yıllarda daha çok takdir edersiniz ki Endülüs İslam medeniyetinin batı dünyasını etkileme ile beraber ortaya çıkmış olan, aslında İslam deklarasyonunda bu var. Yani bu şey var. O dönemde Endülüs İslam medeniyetinin zirveyi yaşadığı dönemlerde kıta Avrupa'sının içinde bulunduğu karanlık dönemi ortaya koymuş olan şeyleri var. Burada birinci cümlede iptidai humanizmi anlatırken ben bir bölüm okumak isterim hepinize. İptidai humanizmde, yani ilkel insancılıkta şöyle diyor. Rasyonalistler ve materyalistler tarihin bir doğru çizgi üzerinde seyrettiği anlayışına sahiptir. Yani bir çizgi üzerinde gidiyor ama modern dönemde yükseliyor çizgi. Yani İlkelden gelişime doğru gidiyor. Yani materyalizm, rasyonalistler ve materyalistler, buna yani pozitivistler ve materyalistler diyelim veya işte rasyonalistler ve materyalistler, tarihin doğru bir çizgi üzerinde ilerlediğini söylüyorlar. Yani ilkel insandan gelişmiş insana doğru bir çizgi. Bunu daha sonra ne ile şey yapacağız? Homo sapiens, Homo Deus, Noal, Yuval Noah Harari'nin o iki kitabının da aslında bu son dönemlerde çok şey olmuş olması, bu aslında düşüncenin teyiti anlamında söylüyorum. İlkel insan, Homo sapiens, yani gelişmiş insan, Homo Deus, üstün insan, bir çizgi içinde gidiyor. Evet, buldunuz değil mi ilkel humanizmin ilk sayfasını? Orada diyor bunu. Onlara göre dünyanın gelişmesi sıfırdan başlar. Yani o evrim sürecinde insanın ortaya çıkmış olması o andan itibaren başlar. Sıfırdan başlar. Tarih ise zıkzaklı hareketlere ve geçici dönüşlere rağmen bütünü itibariyle ileriye doğru mütemadi bir seyirdir. Şimdiki zaman her daim geçmişten daha üstün, gelecekten daha alçak bir yerdedir. Yani modernite, geleceğe yönelik yapacağı tahayyüller ve tasavvurlar daha insanı daha engin, üstün şeylere doğru taşıyacaktır. Materyalistlerin tarihi insan hayatının maddi reprodüksiyonunun gelişmesi olarak gördüklerini,
tarihten anladıklarının eşyanın öznesi olan salt insan tarihi değil, eşyanın tarihi olduğunu anımsarsak bu görüşü idrak etmek daha kolay olacaktır. Bu insan kültürünün tarihi değil, medeniyet tarihidir. Burada bu kitapta da ilginç bir şey var. Aliya kültür ve medeniyeti iki ayrı eksen üzerinden ele alıyor. Genellikle bizim bilincimizde, bugünkü dünya ölçeğinde, Müslüman bilincinde medeniyet, ya biz kendimizi hep bir medeniyet olarak ifade ediyoruz. Yani İslam'ı ve İslam'a ait olan veya kendi milli olan şeylerimizden yola çıkarak işte İslam medeniyeti, Türk medeniyeti veya Kürt medeniyeti, Arap medeniyeti filan. İslam medeniyeti, Hristiyan medeniyeti. Aliya bunu ayırıyor. Bir ileri şeyde toplumla topluluk arasındaki farklılık gibi. Mesela biz ne diyoruz? Müslüman toplumlar. Aliya diyor ki Müslüman topluluklar, değil mi? Çünkü bu ana kadar gelmiş olan Batı felsefesi ve düşün hayatı, yani rasyonalistler ve materyalistler, onların ortaya koydukları ayrımlar bizim özellikle 19. yüzyıldan sonra, yani modernitenin ortaya çıktığı andan itibaren İslam dünyasında da içselleştirilmiştir. Çünkü şunu bilmiş olmamız gerekiyor ki tarih Avrupalılar tarafından ele geçirildi. Tarihi Avrupalılar inşa etti. Onun için onların ortaya koydukları bütün değerlendirmeler bir anlamda da bizim bilinçaltımızı oluşturarak ve onun üzerinden çözümlemelere doğru gidiyoruz. Aliya bu kitabında kültür ve medeniyeti bunun için ayırıyor. Medeniyet kültürün içinde olabilir ama kültür medeniyeti, yani ikisi birbirinden ayrıdır. Bunu ortaya koyuyor. Aynı şekilde neyi ortaya koyuyor? Yani bunları birbirinden ayırırken hayatı bu bağlam üzerinden ele alıyor. Bundan dolayıdır ki Aliya İslam toplumunda yetişmiş olan İslam toplum ve topluluk Aliya Müslüman topluluklar içinde yetişmiş olan son yüzyılın entelektüellerinden farklı olarak tarihin nasıl kurgulandığını görmüş ve bunun karşısına aslında yeni bir anlayışı koymuştur. Bu kitabın aslında şeyi bu, sarsıcı tarafı bu. Bugün aslında tarihin öznesi olması gerekenler ve tarihi aslında yazması gerekenler tarihin taşrasında bulunuyorlar. Öyle değil mi? Son mesajın tarih taşrasında mı yer alıyorlar? Hani şunu diyoruz ya, son 200 yıldır evrensel paradigmalar oluşurken modernite, işte o sömürge kültürü, arkasından Avrupa aydınlanması, sanayi devrimi ve sonucunda oluşmuş olan modern algılar ve o tarih yazılımı ile birlikte Doğu toplumlarının zihinleri ele geçirilirken Müslüman aydınlar ortaya koydukları bütün değerlendirmeleri bu diyalektiğin içinde hayatı ortaya koyuyorlar. Onun için medeniyetten bahsederken aslında rasyonalistlerin ve materyalistlerin veya bilimin ortaya koyduğu medeniyet anlayışından bahsediyorlar. İleride bunu göreceğiz. Ütopya ile ilgili olan boyutta bunu, ütopyalar boyutunda bunu göreceğiz. Yani o Thomas More'un orta çağ döneminde veya keşiş Cumberland'ın mıydı? Ortaya koyduğu güneş devleti teorisinde bu nasıl bir ütopya oluşturduğunu, medeniyetin bir ütopya inşacısı olduğunu, İslam'ın ise bir dram, insanların hayatları inişli çıkışlı, zirveye çıktıkları, aşağı indikleri, tekrar zirveye çıkabilecekleri, dolayısıyla böyle bir çizgi üzerinden gitmediğini bize en güzel ifade ediyor. Dolayısıyla bundan dolayıdır ki Aliya'yı anlatırken hemen ilk söylediğimiz kavram şu: o tarihin nasıl kurgulandığını çok iyi analiz etmiş bir Müslümandı. Onun için o evrensel bir akla sahip Müslümandı. O yerel, hiçbir
o yerelliğin hiçbir sınırları içinde kalmamış ve bütün ne düşünülse evrensel bir tahayyül içinde evrenselliğe yönelik olarak düşündü. Ve bundan dolayıdır ki hiçbir zaman konformist, statikocu, gelenekçi ve görenekçi olmadı, muhafazakar olmadı. O her zaman için mücadele ve eylemi yan yana getirdi. Ve o ileri safhalarda bunları göreceğiz. Daha şimdi onlara girmemiş olayım. Ben bu devamında şöyle diyor, bu ilkel humanizmde, iktidai humanizmde, insan ve kültür tarihi sıfırdan başlamaz ve doğru bir çizgi üzerinde ilerlemez, az önce söylediğim gibi. İnsanlık tarihi semadaki prolog ile başlar. Yani insanın yeryüzüne indirilişiyle başlar. İnsana eşyanın hakikatinin öğretilişiyle başlar. Şöyle gençler anlatayım ben size. Şimdi genellikle modern tarihle ilahi bilginin öğrettiği tarih arasında müthiş bir çelişki vardır. Modern tarih insanı çok ilkel sınıflara ayırarak getirir. Yani Neolitik dönemden yavaş yavaş ilk çağa, orta çağa ve yakın çağa taşır. Doğru mu? Doğru. İnsan hiçbir bilgiye sahip olmadan, neden? Çünkü evrim sürecinde yetişmiş olan insanın ancak yavaş yavaş işte ilk defa taşı yonttuğu, ondan bir işte silah elde ettiği vesaire ile ilgili. Peki ilahi bilgi bize insanın bu şekilde geldiğini mi ortaya koyuyor? Biz Adem'e her şeyi öğrettik. Eşyanın dilini öğrettik. Peki Adem'den çok kısa bir süre sonra, Adem Aleyhisselam'dan yeryüzünde peygamber olarak görevlendirmiş olan Nuh Aleyhisselam'ın gemi yapmasını nereye koyacağız? Hangi mühendislik bilgisine? Şimdi yani o düz çizgide seyreden insan olabilir mi, insanoğlu? Yani o medeniyet göstergesinde yükselip düşüyor, yükselip düşüyor, yükselip düşüyor. Yani dolayısıyla buradaki şeyi ben son derece anlamlı buluyorum ve şey yapmışım, size okuyabileyim diye altını çizdim. Evet, iptidai insan, ilkel insan toplumu doğadan ayrılışının başlangıç evresinde hayvan atalarının sürülerinden bir nebze daha avantajlı bir konumdaydı. Bu yani evrim sürecinde yaratılmış olan insana yönelik bir gönderme yapıyor. Fakat aynı anda şaşkınlık uyandıracak şekilde belli başlı kendisine özgü insani özellikleri ve ahlaki değerleri de taşımaktaydı. Ne büyük çelişki burada, değil mi? O iptidai insan, hayvan diye, hayvanın gelişmiş bir formu olarak görülen insan ama böyle de özellikleri var bu insanın. Buradaki esas da o rasyonalist ve materyalist anlayışın içindeki çelişkileri ortaya koyuyor. Evet, devam edelim isterseniz. İnsan tarih sahnesine çıktığı anda başlangıç için devasa bir ahlak sermayesine sahipti. Bu ahlak sermayeyi ne kendisi geliştirmiş ne de hayvan atalarından miras almıştı. Bilim, insani ile hayvani olanın aynı sınırda bulunduğu o çok eski zamanların insan topluluklarının iptidai ve basit insanlığını tespit ve kabul etmiş fakat hiçbir zaman bu insanoğlunun doğasını ve kökenini açıklamamıştı. Yani aslında daha başındayız. Arkadaşlar hızlı geçelim şunları. Daha bitiremeyeceğiz bu kitabı. Ben son bölümü birinizin okumasını isteyecektim. Aslında tamam hocam. O zaman isterseniz 6. bölüme mi geçelim? Var mı soru var mı? Hocam var biraz daha sorularımız. Söyle sorun. Akif'in bir soru soracağım. Dram ve Ütopya ile. Yani 6. bölüme geçiyoruz burada. Biraz daha ilerlemiş oluruz. Şurada ahlak ve tarih. Bu ahlak ve tarihte başlıkta, yani başlık mesela bilim insanları çok ilginçtir. Bunu söylemeden geçmeyelim. Bazı notları ben söyleyeyim sana. Arkadaşlar, not aldığım bazı şeyler vardı. Onları lütfen size söyleyeyim. Şu şeyi mutlaka okumalıyız. İptai Humanizm'in Lewis Marco'nun kabile reisinin kabilesini nasıl yönlendirdiği ile ilgili, o da Frederick Engels'in oradan yola çıkarak nasıl böyle bir utopya oluşturulabileceğine dair bir not var. Onu mutlaka görmeliyiz. Şu şeyi okumalıyım. Bilim insanları, bugün bizi dinleyen bilim insanı varsa, bilim insanları kendi dönemlerine
sanatçılar ise her döneme aittir. Dehşet bir tanımlama bu. Bilim insanları kendi dönemlerine, sanatçılar ise her döneme aittir. Yani ilk insandan bugüne kadar sanat adına ortaya konulmuş olan bütün performanslar hepimize dair çok büyük bir sarsıcı şey getirir, hayret uyandırır. Ahlak ve tarihinin başında şöyle bir konuyu mutlaka okumam gerekiyor arkadaşlar size. Kültür neden yaşadığımız sorusuyla ilgilenen sabit bir konudur. Kültür neden yaşadığımız, neden varız? Nedenlerini araştıran, yaşadığımız sorusuyla ilgilenen sabit bir konudur. Medeniyet ise nasıl yaşayacağımız, ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımız sorusu temelinde sürekli bir ilerlemedir. Birisi hayatın anlamı, diğeri hayat tarzıdır. Medeniyet ateş, değirmen ve demirden başlayarak yazı, makine, atom enerjisi ve uzay yolculuğunun keşfedilmesine doğru giden bir ilerleme çizgisidir. Kültür, büsbütün bir arayış, geriye dönüş, baştan başlayış hikayesidir. Kültürün öznesi olan insan, insanın tipik kusurları ve erdemleri, şüpheleri ve yanılgıları, iç dünyasını oluşturan her şey, müthiş bir süreklilik ve neredeyse değişmezlik arz eder. Müthiş tanımlamadır bu. Bundan dolayıdır ki altındaki satırlarda şeyi söyler. Ahlakın bugünkü muamma ve meseleleri 2000 yıl önce de günceldi. Konfüçyüs, Sokrat, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, Kant, Tolstoy, Gandhi ve Mardin Buber insanlığın bu büyük öğretmenleri milattan önce 6. yüzyıldan günümüze kadar uzanan geniş bir zaman diliminde, Mardin Buber 65'te öldü, uzanan geniş bir zaman diliminde esas itibariyle hep aynı ahlakı öğretmişlerdir. Yani Aliya'nın yaptığı şey ilk insandan bugüne kadar gelen bütün bir süreci toplu olarak ele alıyor. Yani şöyle değil. Efendim onlar üstünlerdi. Biz onlara uğraşmamız gerekiyor. Hepimiz ilk insandan bugüne kadar olan öğretilerinden oluşmuş olan bir bireyiz. Dolayısıyla bu son öğretiyi en sonunu, yani nasıl söyleyeyim, şöyle deriz biz. Genellikle benim ifade ettiğim şeylerde şu var. Ben derim ki Allah Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bir din gönderdi. O da İslam. Hazreti Muhammed o gelen bütün getirilen o doğru öğretileri en son şeklini vererek sabitlemiştir. Tersine duran insanı yeniden ayaklarının üzerine dikip onun önüne bir kendi yaşayışı ve getirdiği o aziz Kur'an'la bir rehberlik koymuştur. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Var mı arkadaşlar buradan? Yola hocam çıkıyor. Ben de şeyin altını çekmişim. Bu dipnotta Tolstoy'un bir sözü var da. Temel ahlaki talepler zamana, mekana ve toplumsal koşullara tabi değildir. İnsanlar kimi zaman Tanrı'nın ne olduğu hakkında farklı şeyler söylese de Tanrı'nın onlardan istediğini hep eşit şekilde anlıyorlar demiş. Evet. Yani bu da söylediklerimizle bağlantılı geldi aslında. Hani o dediğiniz gibi Hazreti Adem'den bu yana olan tek mesaj sayesinde aslında. Tabii. Dolayısıyla bunları yeniden ben bizi dinleyen arkadaşlar, genç arkadaşlara, ya burada olanlara ve bizi dinleyenlere şunu söyleyebilirim. Yani bu şeyi kavrayıp bunun üzerine yeni bilgileri koyduğumuz zaman önümüze yeni bir ufuklar açılacak. Şüphesiz Aliya'dan bir kült inşa etmemeliyiz. Aliya zaten kendisinin bir teolog olmadığını, yani bu anlattıklarının İslam'ın bugüne yönelik kendisini nasıl anlayabildiğini ve bize bir tercümesini sunmuş olduğunu söylüyor giriş kısmında. Bizim yapmamız gereken şey buradan devam ederek daha iyisini ve daha buradan devam ederek daha ileri aşamalara bunu götürmüş olmamız gerekiyor. Sanatçı ve tecrübe. Sanat hayatında evrim olmadığı gibi sanatçının hayatında da yoktur. Her sanatçı baştan başlar ve ondan önce hiç kimse yaratmamış gibi çalışır. Bundan dolayıdır ki dinle sanatı yan yana getirdiğinde onun
insanın yaratılmış olduğu ile ilgili sanatçının kendi aslında tecrübesini ortaya koyar. Ama günümüz sanatçılarında öyle bir şey var mı? Hayır. Günümüz sanat anlayışında daha çok ne var? Ateist bir anlayış olduğu söylenir. Ateist. Oysa yaratılma düşüncesini, yani dünün sanatçılarında bugün öyle bir moda akımı var. Yani öyle bir söylem var. Ama dünün sanat akımındaki o oluş biçimi insanın yaratılmış ve Tanrı'nın arayışı ve biçimi olarak şekillenmiştir. O başkasının tecrübesine değil, sadece kendi tecrübesinden yararlanır. Başkasının tecrübesinden yararlanmak, tecrübenin devamlılığı, tecrübe birikimi, bilimin şartı ve öncülüdür. Yani başkasının tecrübesinden istifade etmek veya tecrübe biriktirmek bilimin şartı ve öncülüdür. Yani bilim onun üzerinden. Oysa sanatçı bir tecrübeden istifade etmez. Bizatihi kendisi o sezişleri ve anlayışı ile birlikte eserini ortaya koyar. Bu benim için son derece anlamlıydı. Ve devam ediyoruz. Sanat bilgi değil, idraktır. Fakat bu idrak akıl ve eğitim yoluyla değil, kalple, sevgiyle, ruh saflığıyla gerçekleşir. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Geçen gün sosyal medyada bir fotoğraf paylaşılmıştı. Ege'de bir kadın, hiç eğitimi olmadan bir köylü kadını kendi evinin duvarına resimler çizmişti. Birileri altına yazmış, sanat için eğitim almaya gerek yok. Evet, evet. Geliştirmek için olabilir ama sanat için. Sanat insanın bizatihi kendi ruh dünyasında var olmuş olan şeydir. Bütün mesele o ruhu ortaya çıkartabilecek eylemi gerçekleştirebilmektir. Devam ediyor. Dram ve Ütopya. Aslında bu çok önemli bir başlık. Dram ve Ütopya. İdeal toplum. Devam ediyoruz mu? Hocam, dram ve Ütopya ile ilgili ben başlatabilirim aslında. Şunu diyeceğim. Dram ve Ütopya'da başlangıç, hani genel temel mantığı, mükemmel bir dünya düzeninin aslında insanın iç yapısıyla, insanla çatıştığı söyleniyor. Benim aslında sormak istediğim nokta, kitabın farklı yerlerine de serpiştirilmiş olan bir nokta var. Okuyacağım izniniz olursa. Pasajı. Teknik ve ilerleme denilen şey, devasa ilmi teknik mekanizmayı günden güne geliştirmektedir. Bu mekanizmanın içinde insan kaçınılmaz olarak şahsiyetini kaybediyor ve onun bir parçası oluyor. Şimdi hocam, kitabın birçok yerinde teknik ilerlemeyle aslında insanlığından bir şeyler kaybettiğini söylüyor. Acaba benim aklıma da şu takıldı. Tabii siz dram ve ütopyadan farklı anekdotlar da vereceksiniz ama ahlaki ve şahsiyetli bir şekilde bilimsel ve teknik ilerleme mümkün olamaz mı? Çünkü bugün toplumumuz, yani birçok toplumda ilerleme teknik ilerleme ile hani paralel olarak görülüyor. Ben bunu sormak istiyorum. Ahlaki ve şahsiyetli bir şekilde. Harika. Ben bir örnek verebilir miyim o konuda? Tabii, buyurun. Charlie Chaplin'i bilirsiniz değil mi? Charlot. Evet. Onun çok muhteşem bir filmi var. Modern Zamanlar. Teknik ve ilerleme konusunda Medeniyet ve Modernizm diye Ali Şeriat'ın kitabının da bir okumasını şey olarak verebilirim. Bir örneklik olarak verebilirim. Yani o da çok istifade edebileceğimiz kitaplardan bir tanesidir. Şimdi elbette neyi demiştik? Demiştik ki biz hayatı nasıl anladığımız ve nasıl anlamlandırdığımızla ilgili temel bilgimizi kurduğumuzda teknik ve ilerlemenin o kurgu içinde insanın hayatına nasıl bir karşılık verdiğiyle ilgilidir. Şimdi şöyle anlatayım. 19. yüzyılda, yani 1800'lü yıllarda sanayi devrimi ortaya çıktığı zaman andan itibaren insanların o güne kadar yaşadıkları, yani tarım toplumunun ortaya koyduğu insan modeliyle sanayileşmenin ortaya çıkarttığı insan modelleri arasında çok büyük farklılıklar var. Şüphesiz geçmiş dönemlerin bütününü çok adil bir çerçeve içinde, çok ideal bir şey içinde gerçekleştirmiş olduğunu söyleyemeyiz. Ama sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmış olan bir şey vardı. Yani bir ütopya, ideal bir toplum oluşturma şeyi. Bu Thomas More'un ütopyasından başlayarak, daha doğrusu Ali'ye onu şeyden söylüyor. Bu meşhur keşiş. Bana da yardımcı olun arkadaşlar, onu bulalım.
Keşiş Campanella'dan ortaya koyuyor. Şahsiyet ve sosyal birey başlığı altındaki şeyden, Güneş Devleti teorisinden ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla insanın yaratılışı ile ilgili süreci nasıl algıladığımız, nasıl ve sınıfladığımızla ilgili ve oluşabilecek olan bütün şeyler o boyutta gerçekleşmiş oluyor. Şimdi geçmiş dönemin özellikle İslam dünyası, yani İslam dünyasının veya İslam mütefekkirlerinin ortaya koyduğu şeye baktığımız zaman insan doğa ilişkisinde bir paralellik, bir hukuk belirliyor. Doğaya baskın ve doğaya boyun eğdirmiş olan bir anlayış değil, doğayla barışık olarak yaşamış olan bir anlayış. Şimdi buradan yola çıkarak medeniyetin ve teknolojik gelişmenin insan hayatında neleri değiştirdiğini, elbette birçok imkan ve kabiliyete ulaştığımızı biliyor. Bunları inkar edebilmek mümkün değil. Ama bütün bu imkan ve kabiliyetlere ulaşırken neleri kaybetmiş olduğumuzu da ortaya koymuş olmamız gerekiyor. Olaya sert bir kazanç itibariyle neyi kazandığımızla ilgili bakmış olursak o zaman başka bir dünyaya evrilmiş oluruz. Kazanırken neyi kaybetmiş olduğumuzu da bakmış olmamız gerekiyor. Yani bugün eğer Batı'nın modern insanı, yani küresel ısınmadan ve iklim değişikliklerinden bahsediyorsa, bugün pandemi gelip de artık Batı felsefecilerinin şu konusunu sorguluyorsa, orada durup yeniden muhasebe etmenin tam zamanıdır. İşte tam bu noktada Ali'ye aslında sizin o ilgili sayfa hangi başlık altındaydı, ona tekrar dönmüş olup bakalım ben anlatırken. Hocam ideal toplum, ben klasik yayınlarında 223. sayfa. Hocam bizim kitabımız aynı galiba, 243 bizde. Evet. Şu tıp ben bu tıbbi gelişmelerle ilgili olan vakitte teknolojik ve ilerleme denilen şey gittikçe daha büyüyen devasa ve bilimsel ve teknik mekanizma inşa etmekte. Bu mekanizma içinde insan kaçınılmaz olarak bireyselliğini kaybetmemek. Hocam acaba yani kaçınılmaz mı, yoksa bu son teknik gelişmeyi yapanlar aynı zamanda bunun ahlakını üretenler de olduğu için acaba bu son Batı örnekliğinde gördüğümüz için mi biz böyle algılıyoruz? Hani bir İslami bir kişi, yani Müslümanlar ahlaki ve şahsiyetli bir şekilde hem teknik bir şekilde gelişebilir mi? Yani aslında biraz da sorun bu noktaya biraz etmek. Hayır, gelişebilir elbette. Şöyle anlatayım bunu. Normalde Batı'da sekülerizm ortaya çıktığı zaman akıl dinden ayrıldı. Yani bu şeydi, önemli bir dönüm noktasıydı. Akıl dinden ayrılmıştı. İslam dünyasında ne oldu? İslam dünyasında da din akıldan ayrıldı. Aliya bu her ikisini gördü. Onun için bu konuda eleştirisini hem Batı dünyasına yönelik hem de İslam dünyasına yönelik yapıyor. Yani her iki dünyaya yönelik yapıyor. Ve burada anlatmaya çalıştığı şey, özellikle ideal toplum şeyinde anlatmaya çalıştığı şey, özellikle materyalizm ve bilim ideal bir toplumu inşa etmek üzere. Neden? Çünkü onlar insanı yaratılmış olmanın ve insanın ruhsal dünyasını ele alarak değil, insanın bizatihi bir zoolojik süreç sonucunda ortaya çıkmış olduğunu ve onun kurgulanabileceğini, onun eğitilebileceğini ve bu eğitimin sonucunda böyle bir toplumun oluşabileceğini iddia ediyorlar. Onun için Ali'ye diyor ki bu anlayış bir müddet sonra insanın şahsiyetini ve bireyselliğini, yani o tekil oluşunu kaybetmek. Neden? Çünkü o sürü mantığı içinde hareket ettirmek insanı. Yani teknoloji insana birçok şey kazandırırken, ki daha ileri aşamalarda bunu göreceğiz, birçok şeyini de alıp götürmekte ve insan unsuru ortada kalmamaktadır. Şöyle anlatayım ben bunu. Bugün modernizmin 21. yüzyılda geldiği noktayı anlatayım. Yani belki bunu daha ileri aşamalarda tekrar konuşmuş olacağız ama söyleyeyim. Bugün dünya üzerinde, özellikle bu pandemi başlamadan önce dünya üzerinde birçok ülkede iyiliğe ödüller verilmeye başlanmıştı. Bana bir doğu sözünü hatırlatıyor. Doğu bir bilge sözünü hatırlatıyor. Nüfus artıyor ama insan sayısı azalıyor. İnsan olmak ve insan kalabilmek önemli olan bir şeydir.
insan olmak. Oysa bütün gelişmeler ki yani insanın insan olma özelliklerinin aşınmasını sağlıyor. İşte o menfaat, çıkar, işte o kamunun menfaatlerinin gözetimi vesaire filan. Bütün bunlar Batı toplumlarının kendilerini aklın şahikasında ve geri kalan dünyanın geri kalan toplumlarına bir modernite transferleri vesaire filan, onları da bir insan olarak görmemeleri, işte onları da bir şey, bir insan kategorisinde görmemiş olmalarının na olan itiraz aslında biraz Aliya'nın burada yaptıkları. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Hocam hemen bu konuyla çok alakalı bir de betülüm bir soru. Ama bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü ideal toplumda Aliya insanı farklılaştırırken Gram iki şeyi ortaya koyuyor. Diyor ki İslam hayatı dram olarak görür. Batı dünyası ise hayatı utopya olarak değerlendirilir. Dram ve utopya arasındaki ilişkileri koyar. Dram yaşanılan insanın inişi ve çıkışıyla, insanın bütün bir şeyi varlığıyla yaşanılanı olarak görür. Orada böyle muntazam bir düzen kurmak, insanları fabrikalaştırmak veya makineleştirmek gibi bir şeyin peşinde değildir dram. Oradaki Charlot'un Asıl Zamanlar'da aslında o çok harika bir filmdir. Bir gün inşallah onu Betim'de seyredelim. Asrı zaman, modern zamanlar. Orada şöyledir. Bir işçi, fabrikada çalışan bir işçi o kadar işine konsantre olmuştur. Birinci civadayı sık, ikinciyi sık, üçüncüyü atla, dördüncüyü sık. O ara bir ara kruvaze paltolar ve ceketler vardı. Onların üzerinde 4 tane düğme vardı. İşçi sokağa çıkar, böyle kruvaze bir palto giyen bir adamla karşılaşır. Birinci düğmeyi sıkar, ikinciyi sıkar, üçüncüyü atlar, dördüncüyü sıkar. Yani aslında orada sanayileşmenin endüstri, ben karşı çıkmak anlamında söylemiyorum. Analiz edelim ve insani olanla yolumuza devam edelim. Yani Aliya'nın zaten söylediği de odur. İnsani olan. Zaten Aliya'nın dünyasında bir şey insani ise İslami'dir. Charlot'un modern zamanlarına nasıl zamanımıza yetişti? Keşke Aliye'ye söyleseydim, bunu ekleseydi buraya. Hocam ben de bölümün girişinden bir parça okumak istiyorum. Hay hay. İnananların görüşüne göre kötü ve iyi tamamen insan içindedir. Kötülüğün dışarıda bulunduğu, şartların değişmesiyle insan da değişeceği, tek kelimeyle insanın çevrenin bir ürünü olduğu iddiası, din açısından herhangi bir zamanda insanın aklına gelmiş düşüncelerin en inkarcısı ve aynı zamanda en gayri insani olanıdır. Bu düşünce insanı şey seviyesine, dış, mekanik, şuursuz güçlerin icracısı durumuna indirmektedir. Genel olarak burada insan dış etkenlerle kötü hale gelemeyeceğinden bahsediyor. Buna göre sürekli duyduğumuz, işte zaman değişti, teknolojinin getirdikleri insanı bencil, kötü ve sapkın hale getirdi yargıları haksız mı çıkıyor bu durumda? Hayır, şöyle... bir bireyin aslında yaratılışta iyilik ve kötülük üzerinde bir şeyle yaratılmış olduğu, bir hata yapabilecekleriyle ilgili yaratılmış olduğunu ve o hatasını anlayıp ondan vazgeçebilecek düşüncelerinin ruhsal dünyasının var olduğu, iyilik ve kötülük yani zıttıyla olan şeyler, yani insan dualizmi dediği şey o. Zıttıyla kayım her şey. Yani bir tarafta iyilik var, bir tarafta kötülük var. Bir tarafta ahlakilik var, bir tarafta ahlaksızlık var. Bir tarafta işte adalet var, bir tarafta zulüm var. Bir tarafta merhamet var, işte bir tarafta insanın bencilliği var vesaire filan. Yani karşılık. Bunlarla insan var. Var. Dışarıdan insana bunu empoze etmek çok da mümkün değil. Bir anda, yani onu özellikle cezaevi şeyiyle ilgili anlatır. Sanırım eğitim süreçleriyle ilgili anlatır. Ama insanın kendi doğasındaki o iyiliği ortaya çıkartabilmek, o iyiliği, o anlamlı. Yani
dışarıdan ona istediğiniz kadar kötü baskıyı yapmış olun, o insanın kendi iradesi değil. Her an onu bozabilir. Bozmuyorsa faydacı bir yaklaşım göstererek ona boyun eğmiştir. Ama o insanın kendisi değil. O bozulmuş olan insan, ona bozulmuş olan insan modeli diyebiliriz ancak. Hangi bölümdeydi o? Dram ve Ütopya'nın giriş bölümü. 219. sayfa. Dram ve Ütopya. Evet. Evet, evet. Şimdi buldum. Evet. Aslında normalde bu kötülük içeriden insan ruhuna, karanlık derinliklerinden mi yoksa dışarıdan insan hayatının nesnel koşullarından mı kaynaklanmaktadır? O iyi ve kötü olan zaten insanın kendi içinde o karanlık dehlizlerinde duran bir şeydir. Orada zaten insanı insan yapan değer o iyilik ve kötülüğün çarpışmasının sonucunda ortaya neyin çıktığıdır. İyilik tezahür ediyorsa orada insan, insan olarak kalabilmektedir. Kötülük olsa hani o insanın şey Aliya evrim sürecinde hani evrimciler insanın hayvani yönlerinden bahsederler ya. O da der ki evet Kur'an insanın hayvani yönlerinden bahsedebilir. O kötü olan tarafından bahsediyor zaten. Ama o insanın iyi olan ve kötü olan şey. Bütünün hakikatine evrilmiş olan şey. Hakikatiyle donanmış olmuş olmasından. Evet. Evet, evet. Bu bütün insanları dindarlar ve materyalistler olmak üzere ikiye, değil mi? İkiye, iki büyük gruba bölecek sorudur diyor. Dindarlar için iyilik de kötülük de insanın içindedir. Şiddetin reddedilmesi bundandır. Çünkü dışarıya karşı şiddet hayali mevcut olmayan bir kötülüğe karşı mücadeledir. Biat ve yanlış okumuyorum değil mi? Biat ve züt şeklinde kendine karşı içeriye doğru olması şartıyla şiddete yer vardır. Kötülüğün dışarıda olduğu, insanın yalnızca içinde bulunduğu şartlar yüzünden kötü olduğu, şartların değişmesiyle insanın da değişeceği, kısaca insanın çevrenin ürünü olduğu iddiası dini bakış açısına göre insan zihninde ortaya çıkmış en tanrı tanımaz ve en gayri insani fikirdir. Yani dışarıdan insana iyilik empoze edilebileceği. Hayır. İnsanın içindeki iyiliği dışarıya çıkartabilirsiniz ama dışarıdan bir iyilik empozisyonu veya dışarıdan bir kötülük empoze etmek şey değildir. Diyor Aliya. Evet arkadaşlar. Şu şeyi bu dram ve utopya üzerinde çok duruyor ya. Bu fikir insanı bir cisme, harici, mekanik, şuursuz güçlerin iletkenine indirgemektedir. Kötülük insanın içindedir. Kötülük sosyal çevrededir. Bunlar birbirine zıt, birbirini mantıksal olarak dışlayan iki gerçektir. Keza zıt ve birbiriyle uzlaşmaz iki fenomen onlara tekabül etmektedir. Bunlar dram ve utopyadır. Yani içinde ise yani içinde iyilik ve kötülük insanın içinde ve onun kendi üzerinden tezahür eden dram ama dışarıdan insan kötü veya iyiliğe mutlak anlamda yönlendirilebilirse utopya. Zaten bundan sonraki bölüm dram ve utopya üzerinden yürüyor değil mi? Dram insanın ruhunda cereyan eder. Utopya ise insan toplumundaki bir hadisedir. Dram evrenimizde mümkün olan en üst varoluş şeklidir. Utopya dünyadaki cennet hayali ve vizyonudur. Dramın içinde utopya, utopyanın içinde dram yoktur. Bu insan ile dünya ve şahsiyet ile toplum arasında tezattır. Bu insan ile dünya veya şahsiyet ile toplum arasındaki tezattır. Ve ondan sonraki bütün şeyini bunun üzerinde oluşturur Aliya. Bütün bu bu anlayışını bütün bu bu temel üzerinde oluşur. Dram insanla ilgilidir, ilgilenir. Utopya ise dünya ile. Yani biri aslında normalde o başından beri anlattığımız şey insanı merkeze çekerek insanın insan olarak kalabilmesiyle ilgili. Diğeri bir toplum inşası ve onun içinde insanın rolü olarak görür. Önce toplum, birinde insan. Toplum insan. Yani şeyi alarak yani bu iki bağlamda
ele alır. Bu iki dualizm üzerinde ele alır olayları. Sede var, bu tıpla ilgili bir bölüm vardı. 243. sayfada. İsterseniz şöyle, ben onu önemsedim. Okunmasını öneririm. Var mı okuyacak arkadaş? Teknoloji ve ilerleme denilen şey gittikçe daha da büyüyen devasa bir bilimsel ve teknik mekanizmayı inşa etmekte. Bu mekanizma içinde insan kaçınılmaz olarak bireyselliğini kaybetmektedir. Kim okumuştu? Az önce bir arkadaşımız okumuştu onu. Devamını okuyalım. Kim? Hocam benim biraz farklı bir yayın evinden de devamını mı okuyayım daha demin okuduğum şeyi? Evet, devamını okuyun. Fark etmiyor. Ben de okuyabilirim istersen. Sen okusan daha iyi olur. Benimkinde biraz daha farklı o yüzden. O, bu mekanizmin bir parçası olmaktadır. Huxley, geleceğin insanını kendi yarattığı teknolojinin bir ürünü, suni insan olarak görmektedir. Genetik bilimin ilerlemesiyle devasa laboratuvarlarda insan embriyosu belli bir planla reçeteye uygun olarak işlenecektir. Burada bilim vasıtasıyla birbirinin aynısı insani varlıklar kopyalar halinde üretilecektir. Onların bir şahsiyeti olmayacaktır. Bunun yerine optimal özelliklere sahip olacaklardır. Cenevre Üniversitesi Genetik Tıp Enstitüsü Müdürü Dr. David Klein, kurbanın yumurta hücresinden özünü çıkarmak ve onun yerine başka bir kurbanın hücre özünü yerleştirmek suretiyle istenen genetik özelliklere sahip bireyler meydana getirdiği bir deney yapmaktadır. Dr. Klein'e göre takriben 40-50 yıl sürecek bu süreç, geliştirildiğinde istenen özelliklere sahip hayvanlar, dolayısıyla insanlar üretmek mümkün olacaktır. Devam edeyim mi hocam? Yok. Şimdi sonuç olarak bu mükemmel dünyada günahkar insanlar bulunmayacak, sorumlu olmayacak ve cezalandırılmayacak. Yalnızca mekanizmadan çıkarılacak kusurlu bireyler olacaktır. Böyle bir dünyada iyilik de, kötülük de, hatta gayeye muamma, şüphe ve isyan da olmayacak. Dram bertaraf edilecek ve utopya kurulmuş olacaktır. Aslında normalde bugün bilimin ve materyalizmin ve onun şeyi olan bilimin ulaşmak istediği alan tam da burası. Doğru mu? Doğru. Yani ideal şöyle, kusursuz hizmet gören bir insan prototipi. Onun için utopya, hani Thomas More utopyasında 35 tane bölge ayırıyor, köy ayırıyor, onları bir merkeze bağlıyor, oraya giden insanların bütün şekillendirmelerini. İnsan hayatın öznesi değil, hayatın nesnesi haline dönüştürülüyor. Oysa hayatın bütünü insan var olduğu için var. İnsan özne olduğu için var. Burada insan inşa ediyor. Ben çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Yani her defasında okuduğumda yeni şeyler anlıyorum diyorum ya bu konuda. Aliya aslında çok enteresan ya, ben nasıl bu oldu onu bilmiyorum. Yani bu Trump ve Utopya'da daha çok Sovyetler Birliği'ndeki komünist düşünceden yola çıkarak birçok şeyi ifade ediyor ve analiz ediyor ve onun üzerinden birçok eleştiri getiriyor ama nihai bugün geldiğimiz nokta itibariyle şöyle söyleyebilirim. Pandemi sonrasında Slavoj Žižek, biliyorsunuz değil mi, ismini duydunuz mu Slavoj Žižek'in? Şarkı mı hocam? Yok, Slavoj Žižek kendisi Slovenyalı, yani Aliye ile aynı Yugoslavya vatandaşı olmuş olan bir felsefeci. Daha çok bu aralar popüler felsefe ile ilgili açıklamalar yapan bir adam. En sonunda şöyle diyor Slavoj Žižek. Bu pandemiden sonra artık komünizm kazandı diyor. Yani enteresandır değil mi? Yani öte tarafta yine meşhur, ben size ek olarak yapmış olayım bundan. Şöyle bulabilirsem. Franco Bifo Berardi de şey yapıyor. Diyor ki bu insanlık tarihi sona erdi ve yeni bir dönem oluşacak. Bu virüs galiba tanrıydı diyor. Çünkü o da materyalist. Yeni bir dönem oluşacak. İlk defa diyor insanlığın, diyor ilk defa felsefenin ve insanlığın gündemine diyor ölüm bu kadar hızlı bir dönüş yaptı. Ölüm tahayyül ediliyor. Çünkü bilim ve rasyonalizm ve materyalizm insanı ölüm düşüncesinin uzağında tutuyor. Çünkü ölüm bir hakikatini kavradığın zaman insanın kendi varlığını sorgulama konumu doğuyor.
Hani Aliya Nihilizm'de diyor ya, Nihilizm'in en büyük isyanı niye Tanrı yoktur? Tanrı'nın varlığına değil, yokluğuna isyandır diyor Nihilizm. Şimdi burada da aslında dram ve utopyada da aslında normalde bugünden sonra tartışılacak birçok konu gündeme gelecek. Yani ben şuna hayret ediyorum. Aliya batıdaki bütün felsefecileri okuyor. İkincisi sosyologları okuyor. Üçüncüsü yani felsefeciler, sosyologlar, bilim adamlarını inceliyor. Ya doktorları inceliyor ve onlardan alıntılar yapıyor. Ve enteresan yani OECD'nin istatistik rakamlarını alıyor ve onların sonucunda ileride göreceğiz bir sürü şeyler çıkartıyor ve onun yanında onların bütün sözlerinden cımbızla şeyleri ayıklıyor. Ben mesela yakın zamanda televizyonlarda özellikle Tanrı'nın olmadığı üzerinde oluşmuş olan diyalektikten veya en azından belki direkt bu konuda böyle söylenmiyor ama bilim adamlarının ortaya koydukları birçok şeyi aslında kendi öncüllerinden öncüllerinin sadece Tanrı'nın olmadığı ile ilgili olan boyutu alarak bir açıklayıcı düşünce ortaya koydu, açıklamalar yaptıklarını görüyorum. Oysa bütününü ele almış olsalar oradaki paradoksları da görmüş olacaklar. Öyle yapmıyorlar onlar. Direkt naklediyor bizim dünyamızda. Çünkü yani sanayileşmenin ve sömürgenin tarihi itibariyle Müslümanlar tarihin dışına itildiler. Oysa insanın inancında, insanın inancında ve temel olarak Müslümanların hani o üç bölümü ayırıyoruz ya, dinler ve materyalizm ve İslam. İslam'ın inancına göre insan tarihin nesnesi değil, tarihin öznesi. Dolayısıyla Aliya bu tarih idraki içindedir de. Oluşmuş olan o tarihin idraki içindedir. Bundan dolayıdır ki Aliya kendisi bunu bize, yani o şeyi, yani içinden geçmekte olduğumuz ve yaşadığımız bütün süreçleri bize ihtar etmektedir. Evrensel ve bağımsız bir aklın idraki olarak. Müslümanların yeni bir dil kurabileceklerine inanıyor. Onun için bir eylem ve mücadele adamı olarak karşımıza çıkıyor Aliya. Evet. Bizi bir, yani romantik bir anlayıştan çıkartıp yani hayatın hakikatiyle yüzleştirmeye çalışıyor aslında. Yani o edilgen, pasif olan şeyden çıkartıp daha dinamik, daha aktif ve hayatın kendisini belirleyebilecek bir insan modelinin ortaya çıkmış olmasını arzu ediyor Aliya. Evet. Hocam, bu son dediğinizle ilgili bir cümle okuyabilir miyim? Şeyde, tabii. Teba ve Satkınlar bölümünde çok hoşuma gitmişti. Teba insanlara, otoritelere, putlara, özgürlükçüler ve isyancılar ise tek bir tanrıya taparlar diyor. Harika. Devam et. Şey, kitapta unutmadım ama devam edeyim. Kutperestlik köleliğe ve boyun eğmeye nasıl engel teşkil etmiyorsa gerçek dinde özgürlüğe engel değildir. Zaten bölüm burada bitiyor. Hocam, bu bölümle ilgili Akif'in de bir sorusu vardı. Derseniz sorusu olması gerekiyor. Tabii. Hocam, bu bölümde Teba ve sapkınları anlattıktan sonra Aliya hani şey söylüyor. Teba'nın hemen bir bakmam lazım. Daha demin de okudu Sena da. Teba'nın tek tanrıya tapmadığını, hani otoritelere, insanlara taptığını, isyankarlarınızla yani hürriyete inananlarınsa tek tanrıya taptığını söylüyor. Yani kendi tanımladığı Teba'nın ve isyankarların. Ama tarihe baktığımızda, yani en azından benim bildiğim kadarıyla dini devletler, diğer devletler hepsi vatandaşlarının bu teba kavramı içinde Aliyan da tarif ettiği gibi sadık, sakin, dürüst vatandaşlar olmasını istemiştir. Sizce bunun sebebi nedir? Yani dini devlet de olsa vatandaşlarının tabii ki de teba olarak kendisine karşı çıkmamasını isteyecektir. Burası benim kafamda bir soru işareti oluşturmuştu. Yani yönetimlerin mevcudiyetleri için böyle bir teba olgusu zorunlu değil midir? Şimdi tabii
bu çok ilginç bir şey. Mesela ne diyor Aliya? Diyor ki İslam deklarasyonunda şöyle diyor. Diyor ki teba ve tabi olma anlayışı üzerinden eğitilmiş olan kuşaklar İslam'ın ilerlemesini sağlayamazlar. İslam'ın cesur ve isyankar ruhlara ihtiyacı var. Özgürlüğü alınmış, baskılanmış olan bir insanın düşünebilirliği üzerinden yürüyor Aliya. Yani burada zaten Hazreti Peygamber teba ve tabi olmak diye bir şey kurmadı. Bütün peygamberlerin en önemli misyonu insanların teba ve tabi olma aşamasına getirilmiş olan dinlerle mücadele. Bu müthiş bir şeydir. Yani harika bir bölümdür aslında bu. Özgür birey, isyankar birey, o özgür birey. Bu şu demek değil. Mevcut bir hukuku kabul etmem. Hukuk ayrı bir şey. Hukuku kabul etmek. Ama insan iradesinin üzerine bir irade koymak. Bakın son dönemlerde, son dönemlerde değil. Yani insanoğlu yeryüzü serüveni içinde bir müddet sonra bozulmaya başladığı zaman insanlar devletlerini tanrılaştırmaya başladılar. Oysa devlet bireylerin kendi organizasyonlarıydı. Yani hayatta kalmak ve işlerinin yürütülebilmesi için kendi yaptığı organizasyonlardı. İleride bununla ilgili bölümler gelir. Ama öyle olmadı. Üstelik ne yaptılar? Kendi seçtikleri liderleri tanrılaştırdılar, kürtleştirdiler, putlaştırdılar. Doğru mu? Doğru. Şimdi o öncüler ne diyorlar? Sizin düşünmenize gerek yok. Siz görevinizi yerine getirin. Teba olun yeter. Biz sizin adınıza düşünüyoruz. Aliya tam bu noktada hayır diyor. Ben insanım. Özgür bir akla ihtiyacım var. Aklımı tekilleştiren şeye değil, aklımı çoklaştıran bir anlayışa ihtiyacım var. Bugün İslam dünyasında aklı tekleştiren, aklı sınırlayan bir şey var, bir anlayış var. Oysa hepimiz idrakimizi genişletmeliyiz, ufkumuzu açmalıyız. Yani hani o şu şeyi kullandım ya, Batı toplumunda akıl dini terk etti, bizim toplumumuzda ise din aklı terk etti. Ve aklın belirli bir sınırlar içinde tutulmaya çalışılıyor. Onun için yani öncüler tanrılaşmış olan insanlar haline dönüşüyor. Bir külte dönüşüyor, bir puta dönüşüyor. Aliya burada ona karşı çıkıyor. Yani yukarıda teba öyle bir adam oluşturur, öyle bir kültür oluşturur. Oysa diğeri daha özgürlükçü bir yapı oluşturur. İnsanın iradesinin egemen kılındığı bir yapı olarak görmek gerekiyor bunu. Öyle gördüm ben bunu. Özgürlükçüler ve isyancılar. Teba insanlara, otoritelere, putlara, özgürlükçüler ve isyancılar ise tek bir tanrıya taparlar. O var edene. İşte bak ayrıştırıyor. Yukarıdan getirdiği şeyi yavaş yavaş sabitlendirmeye başlıyor. Yani o utopya ve dram topluluk ve şey toplum ve topluluk üzerinden. Şimdi önümüz bir ileriki aşamada bunu görmüş olacağız. Evet devam edelim arkadaşlar. Şöyle devam edeyim istersen bu konuya. Putperestlik köleliğe ve boyun eğmeye nasıl engel teşkil etmiyorsa putperestlik gerçek din de özgürlüğe engel değildir. Evet bu şekilde bitiriyor zaten bu bölümü. Hocam grupta da bir soru vardı bununla ilgili. Ben de aslında merak ediyorum. Yine Akif'in sorumuna paralel gibi ama Osman arkadaşımız sormuş. Okuyayım mı? Biraz tabii. Ama. Aliya burada teba zihniyetli insanların tek tipliğini, yasalara uygun hareket etmelerini, iktidara yakınlık göstermelerini, özgürlüğe ve şahsiyete önem vermemelerini eleştiriyor. Evet. Otorite olmasa bile tebaanın onu icat ettiğinden bahsediyor. Bu insanların insanlara ve otoritelere taptığını söylüyor. Tabii. Fakat Peygamber aleyhisselam ve Raşid halifeler dönemine baktığımızda tebaanın tabi olmanın ve bir otoriteye ihtiyacın oldukça ön planda olduğunu görüyoruz. Nakibinki de çok paralelmiş. Şu an sormasam da bu gibi geldi. Yani ama İslam dünyasında kavramsal halifeye bu bir kısım kavramlar süreç içinde öylece işleri boşaltılmış ki siz teba itiraz etme
Yani şeyi düşünseniz, böyle bir şey var mı? Hazreti Ömer geliyor, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki bu senden midir yoksa ilahi bir emir midir? Çünkü yani orada insanın muhalefet etme düşüncesini ortadan kaldırırsanız, insanın öğrenme durumunu da ortadan kaldırırsınız. İtiraz durumunu ortadan kaldırırsınız. Teba, sadık, tabi, hiçbir şeye itiraz etmeyen, sizin adınıza başkalarının düşünmesi, o teba utopyayı doğuruyor. Utopya öyle bir teba oluşturuyor. Öyle değil. İnsan sorgulayabilmeli, içerik üretebilmeli, bir bilinç üretebilmeli. İnsan muhalefet edebilmeli. Yani hocam burada bunun hani Müslümanlar açısından bir çelişki oluşturup oluşturmadığını sormuş ama hani burada İslam'daki tabi olmak aslında aklı devreden çıkarmıyor diyebilir miyiz o zaman? Müslümanlıkta hani bunun... Aslında tabi olmak, teba olmak, o bizim bizim kendi tarih, ki bunları sorgulayalım. Kendi şeyimiz içinde Beni Umeyye oğullarının yeşerttiği o tabi ve teba olma kültürünü yeniden sorgulayalım. Ali'ye sorguluyor. Ali'ye bunu sorgularken aslında geçmişten, yani geleneğin ve göreneğin etkisi altında kalmıyor. Yıkıp geçiyor. O teba böyle bir toplum üretiyor. Sorgulamayan, muhalefet edemeyen. O zaman insan olmanın ne anlamı kalıyor? Özgür olmanın ne anlamı kalıyor? Sorgulayamayacaksan, muhalefet edemeyeceksen, bu şu demek değildir. Yani gidelim mevcut otoriteyi yıkalım. Hayır, evet. Öyle değil. Hayır. O tarihin bize getirip yüklemiş olduğu teba ve tabi kültürünü yeniden ele alalım. O bizi ne hale getirdi? Onu konuşalım. Bence bu şu sayfa teba ve sapkın şey var ya, teba ve sapkınlar. Yani şey yapılması gerekiyor, böyle duvara asılması gereken bir şey gibi galiba. Çünkü bazı insanlar güçlü iktidarlara hayrandırlar. Disiplini ve ordularda görülen üst-alt ilişkisine bağlı düzeni severler. Yeni kurulan şehir, semtleri, dış cepheleri, aynı sıralı evleriyle bu insanların zevklerine uygundur. Müzik bandoları, formları, gösterileri, resmi geçitleri ve bunlar gibi hayatı güzelleştiren ve kolaylaştıran şeylerden hoşlanırlar. Özellikle her şeyin yasalara uygun olmasını isterler. Bunlara teba zihniyetli insanlardır ve tabi olmayı, emniyeti, düzeni, kurumu üstleri tarafından övülmeyi, onların gözüne girmeyi severler. Onlar şerefli, sakin, sadık ve hatta dürüst vatandaşlardırlar. Teba iktidarı, iktidar da tebaayı sever. Ya günümüz dünyasında, özellikle şu İslam dünyasının içindeki şeye bunu vurgulayın. Yani şimdi Suriye'de ne diyorduk? Birey kendi iradesinin iktidar sürecine dahil olmadığı için isyan ettiğini söylüyordu. Ne diyordu yukarıdaki adam? Ben sizin adınıza düşünürüm. Sizin düşünmenize gerek yok. Siz bana oy verin. Siz beni destekleyin. Ben sizin adınıza yaparım. Ya ben neyim? Ha, tepa böyle bir kültürü ortaya çıkarttır. Bunu Hazreti Peygamber'le ilişkilendirmeyin. Ona atıf olarak onu yapmış olan Emevi kültürüdür. İnsan muhalefet edebilmeli. İnsan farklılığını ortaya koyabilmeli. Farklı düşündüğünü ortaya koymalıdır. Peygamberimiz döneminde aslında hani böyle tam bir tabi olmadığını gösteren, yani tabi olmanın söz konusu olmadığını gösteren bir şey de hani dinamik bir istişare sürecinin olması bence. Çünkü Peygamberimiz her meseleyi ashabıyla sürekli istişare ediyordu. Dolayısıyla yani ashab da her konuda aktif olarak sürece katılıyordu gibi. Yani eğer Allah'ın emri olmayan, net vahiy olmayan konularda bir şekilde ilgili. Ben sana orada şöyle, biz aslında Peygamber'in kendi kurduğu Medine toplumundan yola çıkarak bunu sorguluyoruz. Bunu söylüyoruz. Oysa Kur'an'ın diline bakın. Ey insanlar, siz düşünmez misiniz? Siz akletmez misiniz? Siz fikretmez misiniz? Benim adıma başkaları eğer düşünecekse, ben kendi
ne başkalarını bu konuda kutsayacak ve onu öncüler olarak koyacak. O zaman benim ne anlamı, insan olmanın ne anlamı var? Bundan dolayıdır ki isyankar diyor. Bundan dolayıdır ki özgürlükçüler diyor. Şimdi o yetiştiği toplumda Yugoslav yönetiminde ona şöyle diyor. Tito senin adına düşünüyor. Yugoslav yönetimi senin adına bunları uyguluyor. Onun için kendisi diyor ki ben hiçbir otoriteye boyun eğmem. Ama Yugoslavya'yı seviyor. Yani kaos ve anarşi değil buradaki kasıt olan şey. Kasıt olan insanın süreçlere dahil edilmesidir. Anlaşıldı hocam. Sürece hepimiz dahil olmalıyız. Ekrem bitiyoruz değil mi? Ya arkadaşlar. Hocam muhabbetinizin duyumu olmuyor vallahi. Gittikçe gidiyor ya, yani. Biz iftara kadar vaktimiz var. Bak şunu okuyayım size. Toplum ve topluluk. Başlık öyle mi sende şey? Hocam öyle de benim orada bir sorun var. Ona paralel olsa olur mu? Tabii tabii hayal. Önce ben mi okuyayım o zaman? Tabii hayal. Toplum içinde insanlar menfaat vasıtasıyla birbirine bağlı yahut birbirinden ayrılmış atsız üyelerdir. Toplulukta ise insanlar müşterek fikir, karşılıklı itimat veya bir oldukları hissiyle birbirine bağlı kardeşlerdir. Buraya okuduğumda benim aklıma şöyle bir soru geldi hocam. Biz genelde topluluklarımızın içinde daha aktif, daha rahat olan insanlarız ve bazen daha küçük topluluklara gömülmüş halde dönebiliyoruz. Yani topluma kapalı topluluklara dönüşebiliyoruz. Bu basit bir örneğiyle işte bir sosyal sorumluluk projesinin gönüllüsü olabilir mesela. Sadece oradan ibaret sanıyor ve dış dünyaya yani toplumdan izole ediyor kendini. Bunu çok fazla görüyorum ben. Özellikle daha kapalı düşüncelerin olduğu, yani İslami ama daha kapalı yapıların olduğu yerlerde. Sizce bunun artı eksi nedir ve bu tebaayla bu kadar üstüne konuştuk bana paralel geldi. Yani bu da bir nevi tebaaya mı dönüşüyor aşırısı diye sormak istiyorum size. Bu tebaaya dönüşüyor. Topluluk değil, topluluk daha heterojen. Şimdi menfaat temelinde bir araya gelmiş harici bireyler toplamı olarak toplum ve kişilerin aidiyeti hissiyle birbirine dahili bağlarla bağlı olan topluluk arasında ayrım yapmak gerekir. Yani başta diyor ki toplum ve topluluk arasında ayrım yapmak gerekiyor. Çok ilginç bir şey. Hani neyi dedik? Kültür ve medeniyet toplum ve topluluk arasında ilişkileri Ali'ye yeniden ayrıştırıyor. Mesela peygamberlerin bir topluluk olduklarını oysa şeyin Ütopya'nın bir toplum inşacısı olduğunu söylüyor. Bizde de biz Ütopya'nın inşa etmek istediği toplum aslında bizde o topluluğun karşılığı olarak duruyor. Yani biz mesela şimdi ne diyoruz? İslam toplumu. Mesela ne diyoruz? Bilmem işte filan toplum diyoruz mesela. Tamam mı? Ama aslında kullanış biçimimiz Aliya'nın buradaki ortaya koyduğu değerlendirmeye bakılırsa yanlış bir temel üzerinde oturuyor. Toplum ve topluluk. Evet. Sizin dediğiniz doğru. Yani toplum maddi ihtiyaca, menfaate dayanır. Topluluk, yani toplumlar, o Ütopya'nın ortaya koyduğu toplum nedir? Maddi ihtiyaçların karşılanması ve kendi talepleri, yani hem ihtiyaçların hem de taleplerin karşılanmış olması. Yani topluluk ise manevi ihtiyaca ve gayeye dayanır. Yani bir manevi ihtiyaç, yani bir inanma biçimi, bir de şeyi var. Bir gayesi var o topluluğun. Yani daha erdemli bir toplum oluşabilmek. İşte bundan dolayı yani Ali'ye bu konuda aslında İslam Deklarasyonu'nda ortaya koyduğu şeylerle baktığımız zaman gerçekten o erdemli bir davranışın simgeleşmiş şekli aslında bizim dünyamızda. O teba ve tabi olma şeyi içindeki şeyde çok ilginç bir şey var. İnsanın özgürlüğünün engellenmesiyle ilgili. Aliya'nın bir başka şeyde şöyle diyor. Eğer din hurafeleri yok etmezse hurafeler dini ortadan kaldıracaktır. Bizim aslında bu okumalarımız aslında kafamızda çok şekilleşmiş böyle çok standartlaşmaya ulaşmış olan birçok kavram yerinden sarsılıyor.
kültür ve medeniyet gibi, yaratılış ve evrim gibi, toplum ve topluluk gibi, dram ve utopya gibi. Bakın şu ana kadar bütün bu anlattıklarımızda dikkatinizi çeken bir şey var mı? Aliya henüz İslami bir modellemeyi önümüze koymuş değil. Yani Doğu ve Batı arasında işte iki şey arasında üçüncü yol olarak henüz İslam'ı koymuş değil. İnsanı hazırlıyor. Önce insanın inşası gerekli. Önce insan inşa etmeliyiz. Bugün aslında yapılan şey insan inşasıdır. Ben isterseniz o soruları daha önümüzdeki programa erteleyelim. Çünkü saat 6'ya 2 saatimiz oldu. Tabii. Şurada ben size birkaç şeyi önereceğim. Mutlaka okumanız lazım. Şahsiyet sosyal birey. Bu şahsiyet sosyal bireyde mutlaka bunu şey yapmamız gerekiyor. Çokça okumamız gerekiyor. Şurada ben böyle müthiş bir şey aldım. Şahsiyet ve sosyal bireyde. Şuradan alabilirim size. Utopya dindarların değil, ateistlerin inancıdır. Ancak bu inanç insanın mükemmel hayvan değil, şahsiyet olması halinde yanılgıdan ibarettir. Denilebilir ki ideal toplum alternatifi yaratılış hakikatinden insanın insanlaştığı andan itibaren imkansız olmuştur. Yani ideal toplum alternatifi yaratılış hakikatinden insanın insanlaştığı andan itibaren imkansız olmuştur. Bu andan itibaren insanın karşısında ebedi memnuniyetsizlik, huzursuzluk, ebedi çatışma yani dram durmaktadır. Birbirinize düşman olarak inin. Bakara suresinin 36. ayeti. İdeal toplum çoğalan, üreten, ideal toplum çoğalan, üreten, tüketen, ölen ve bunu da soluk ve bir soluk bir sonsuzluğa kadar sürdüren şahsiyetsiz nesillerin tek düze ve sonsuz tekrarından ibarettir. Yaratılış gerçeği Tanrı'nın insan varoluşuna müdahalesi bu mekanizmayı imkansız kılmaktadır. Yani bütün bu süreçleri anlatırken Aliya aslında o hepsinde insanın yaratılışı ve insanın yaratılışını nasıl algılandığı ile ilgili dile getirdiği göndermelerle ilgili bir insan inşacısıdır. Çok bu bapta bunları yeniden gerçekten sindirerek okuyalım. Utopya ve aile bir takım eski yasalarda yazılının aksine aile toplumun temel hücresi değildir. Öyle diyor. Sosyal Cumhuriyetler Birliği Anayasası öyle diyor. Aile ve toplum tezat birbirine zıt kavramlardır. Ailede bireyleri birbirine bağlayan şey sempati ya da duygudur. Toplumda ise bu menfaat veya zeka ya da ikisi birden olabilir. Zaten utopya ve aile, utopya aileyi minimalize etmekte ve ortadan kaldırmaktadır. Daha çok onu aile bağlamında yani kadın erkek eşitliğini üretme üzerinden şekillendirmekte. Ben bu bölümün, bu bölüm son bölüm zaten. Arkadaşlar bu bölümün hepiniz tarafından çokça okunmasını arzu ediyorum. Çünkü çok ilginç olan bir şey şu son bölümdeki kısımları isterseniz okuyarak bitirelim. Var mı son bölümünü okuyalım? Şuradan başlayarak medeniyet kadından hayranlık duyulan ve kullanılan bir nesne yaratmış bölümünden. Ben okumak isteyen arkadaşlar. Ben okuyayım mı? Yoksa ben okurum hocam. Siz çok yorulun. Oku. Hadi sana oku. Medeniyet kadından hayranlık duyulan veya kullanılan bir nesne yaratmış, ancak değer ve saygının hamile olabilecek yegane şey olan şahsiyeti ondan koparmıştır. Bu duruma giderek daha fazla şahit oluyoruz. Bu durumun en açık şekilde gözler önüne serildiği platform çeşitli güzellik yarışmaları ve mankenlik ve fotomodellik meslekleridir. Burada kadın artık bir şahsiyet, hatta neredeyse insan bile değildir. En iyi ihtimalle güzel bir hayvandan biraz daha fazlasıdır. Medeniyet bilhassa anneliği aşağılamıştır. Hiç tereddüt etmeden satıcı, manken, eğitici, diğer çocukların eğitici, sekreter, temizlikçi gibi meslekleri annelik vazifesine tercih etmiştir. Medeniyet anneliği kölelik ilan etmiş ve kadına bundan kurtuluş vaat etmiştir.
Medeniyet kaç kadını aileden ve çocuktan ayırarak ona göre özgürleştirerek bir memur ya da işçi yaptığı ile ilgili bilgileri büyük bir gururla ilan etmektedir. Bunun tam tersi bütün kültür ezelden beri anneyi yüceltmiştir. Anneyi bir sembol, bir sır, kutsal bir varlık olarak addetmiştir. En güzel mısralarını, en dokunaklı tonlarını, en hoş tablo ve heykellerini ona adamıştır. Medeniyet dünyasında annenin sürgünü devam ederken Picasso büyüleyici tablosu anneliği resmediyor. Bu muazzam metiyesiyle... Hiç baktınız mı buna? Dur baktım sen. Baktım hocam. Baktım ben hocam. 3 tane resim var Picasso'nun. Evet. Anne ve çocuk ilişkisini. Şimdi şey en son şunla bitirelim. En son paragrafı oku bitirelim. Küçük olan sanırım. Aile anne ile birlikte. Aile anne ile birlikte dini dünya görüşüne aittir. Kreş ise memurları ile birlikte öteki anlayışın bir parçasıdır. Harika. Bir şey anlatayım size gençler. Sizin dünyanıza var mı bilmiyorum ama benim benden bir sonraki kuşak şimdi okullarda onlara annelerinin ne olduğu sorulurdu. Yani anneniz ne iş yapıyor, babanız ne iş yapıyor? Genellikle annelerinin ev hanımı olduğunu söylemek gençler benim o gençler arasında bir şeydi, utanç vesilesiydi. Yani insanlar annelerinin ev hanımı olduğunu, anne olduğunu söylemekten utanıyorlardı. Halen de öyledir. Yani onun için böyle inanılmaz ona bir şey, ev hanımı demek ne ilkel, ne primitif, aman cahil bir kadın. Yani anne neden? Çünkü o yani şimdiye kadar bakın bir toplum, bir insan, birey inşa ettik. O bireyi inşa eden aile var. Bir tarafta o bireyi inşa eden toplum var. Yani nasıl nerelere doğru evrildiğimizi görüyoruz. Şimdi şuna şey getirmemiz gerekiyor. Bakın bugün en çok tartışılan konular ne? Batı dünyasında da bizde de. En çok tartışılan şey şu. Karantina günlerinde ve yasak günlerinde ebeveynler birbirlerini keşfettiler. Ebeveynler çocuklarını keşfettiler. Neden? Çünkü 4 yaşında kreşe gidiyor çocuk. 4 yaşında. Hatta bu daha 2 yaşlarına, 3 yaşlarına daha indirildi ya. Öyle mi? Öyle sanıyorum değil mi? Yani ne kadar... O yaşlarda. Yani aile sadece üretme faslını yerine getirmiş bir varlık olarak duruyor. Zaten anne motifinden utanıyoruz. Ev kadını motifinden utanıyoruz. Mutlak anlamda kadının başat bir rol oynamasını istiyoruz. Doğru. Ama o bir çocuk, o çocuğu aileden alıp daha 2 yaşlarında kreşe teslim ediyoruz. Ve o çocuklar ondan sonra birçok bunalımın nedenlerine sebebiyet verecek gelişmeler ortaya çıkıyor. Aliye bunların bütününü bu şeyde tartışıyor. Yani bu başlık altında tartışıyor. Aile ve utopya, utopya ve aile başlığı altında tartışıyor. Ve bunun aslında ben bu bölümün bütün eğitimciler tarafından tekrar bütün psikiyatrlar tarafından, psikologlar tarafından tekrar okunmasını talep ediyorum. Eğer bizi dinleyen varsa. Evet. Arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Şimdi önümüzdeki programımız çok artık bu sancılar geçirdiğimiz, kramplar girdiği anlamakta yani zorluk çektiğimiz geçen Yusuf Kaplan'ın ki muhtemelen buradan neşet etmiş olan şeyidir. Bir şeyi oldu. Bir toparlayayım isterseniz şimdi de veda edelim. O geçen Habertürk'te bir tartışmadaydı. Pandemi sonrası dünya nasıl oluşacak filan. Tabii bu bizim bugüne kadar okuduğumuz her şeyi o bir kavramla şey yaptı. Dedi ki önce insan sonra nizam. Ha. Peki bizdeki total akıl neydi? Devlet ebed müddet. İnsanlar devlet için bir enstrümandılar. Mevcut medeniyet yani modernite insanları kurulan organizasyonların birer aparatı olarak görüyor. İşte biz buna bir özgürlükçü ve isyankar bir tavırla karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki
İnsan varsa her şey var. İnsan varsa hayatın anlamı var. İnsan yoksa hayat, hiçbir şeyin anlamı yok. Hiçbir şey. Dinin de anlamı yok. Din bu dünyaya yön vermek için bir anlam ifade ediyor. Öteki dünyada dinin anlamı yok ki. Bundan dolayıdır ki o teba ve tabi kültürü üzerinden gidersek, unutmayın ki bugün İslam dünyasında din bir folklore dönüştürülmüştür. Bir irade beyanı ve hayatın bütününü kapsayacak bir anlam ifade etmemektedir. Kaldı ki Aliya'nın İslam deklarasyonunda en fazla üzerinde durduğu konuların başında bu gelir. Aliya der ki, Müslümanlar aslında inandıkları dinin hayatın bütününü kapsayacağına, yani ve hayatın bütününü yönlendireceğine ve şekil vereceğine dair olan güvenlerini kaybettiler. Bundan dolayıdır ki İslam deklarasyonunda diyor ki, bir Müslümanın görevi yeniden İslamlaşmak ve mücadele etmektir. Mücadele etmektir. Bu herhalde buradaki en önemli şey, bu kitabın bize bahşedeceği şey, zamanın bilincine sahip olmak gerekliliğidir. Biz zamanın bilincine sahip olmamız gerekiyor. Ve bu çağın ne getirdiği ve ne ortaya koyduğunu bundan dolayı ayrıştırmamız ve anlamamız gerekiyor. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Akşamınız mübarek olsun. Yeniden görüşmek üzere. Haydi size, hepinize Allah'a emanet edin.